Nereden buldun parayı? Ne? Parayı, parayı. Banka hesabına yatmış ya. 3.000 lira nereden buldun? Ne diyorsun sen ya? Hayırdır doktor, bir sorun mu? Yok. O banka hesabındaki parayı soruyordum. Rahat bırak adamı. Onun bilgisi yok. Gel. Sen mi verdin parayı adama? Kardeşimi zehirlemesi için vermedim herhalde. Sonuçta öyle oldu. Daha düzgün bir yemek bulmaları için adama yemek parası verdim sadece. Haşlanmış brokoliden daha iyi bir yemek. Tahmin edeyim. Biftek. Makarna istedik. Kimse umursamadı. Ben de biftek ayarladım. Ya adam haşlanmış sebzeden nefret ediyor. Ne yapsaydım? Her iki komadan önce de biftek yedi. Kardeşinde ornitin transkarbamilaz eksikliği var. Genetik bir rahatsızlıktır. Bir anda çıkar. Vücut alıştığı miktarlardan daha yüksek oranda protein aldığında baş gösterir. Bu mu yani? Sadece etten uzak duracak ve iyi olacak. Öyle mi? Yani. Ben haklıysam ve şu anda tedaviyi durdurursak durumu iyiye gider. Yanılıyorsam kardeşin ölür. Niye yanılıyor olasın ki? Östrojen seviyesi. Ornitin transkarbamilaz eksikliği yüksek östrojen seviyesini açıklamıyor. Ama bir teorim var. Ağızdan alındığında östrojen seviyesini önemli ölçüde yükselten bir kimyasal var. Nedir o? Östrojen. Özgür östrojen mi alıyor? Nasıl yani? Bu çayhu pastillerini aldığı internet sitesinde satılan bir kimyasal var. Multivitamin, kadınlar için özel bir multimineral takviyesi. Adı Fenfatal. Bir bakalım içinde ne var? Öyle başlıyor. Neden kadınlar özel bir destek kullansın ki? Çünkü hissettiği gibi yaşamak istiyor artık. Ne diyorsun lan sen? Tanık koruma programına da bu yüzden girdi. Yeni hayatında özgür biri olmak istiyor kardeşinin. Böyle bir şey olamaz. Peki. O zaman tedaviyi durdurmayalım, devam edelim. Yanılıyorsan kardeşin ölür. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.